Murat Yetkin, Yetkin Report. İsrail-İran casus savaşlarının yeni sahnesi İstanbul. Aslında sadece İstanbul değil. Van'dan Antalya'ya, Zonguldak'tan Denizli'ye Türkiye'nin dört bir yanında birkaç yıldır devam eden İsrail-İran casus savaşları milli istihbarat teşkilatını sürekli meşgul ediyor. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapin'in 13 Haziran'da bütün İsrail vatandaşlarının derhal İstanbul'dan ayrılmasını istemesi dikkatleri İstanbul'a çevirdi. Aynı gün İsrail Milli Güvenlik Konseyi İstanbul'a yönelik seyahat uyarısı yayınladı. Uyarı en üst düzey olan 4. düzeydeydi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lapid'le bir telefon görüşmesi yaptı. Lapid 23 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta 15 yıl aradan sonra İsrail'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı olarak Lapid'le görüşmüş ve iki ülke ilişkilerini geliştirme sözü vermişlerdi. Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç de ilgili makamlarımızca terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır açıklamasını yaptı. Shalom gazetesi, bazı İsrail turist gruplarının kaçırılmak istendiği ancak engellendiği iddialarını aktardı. İstanbul'da yakalanan İran casusa, bunu İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 18 Haziran'da Türkiye'deki İsraillileri Türk güvenlik servislerinin uyarılarına hemen uyma çağrısı izledi. Haberi veren Times of Israel gazetesi, MIT ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın işbirliğiyle son birkaç günde Türkiye'deki İsrail hedeflerine yönelik bazı saldırıların önlendiğini yazdı. Aslında bu yılın başlarında 11 Şubat'ta İstanbul polisi MIT'in verdiği istihbaratla İran'dan Türkiye'ye sığınmış askeri yetkililer ve rejim muhaliflerini kaçırma hazırlığındaki 13 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İran istihbaratı Vaja ile bağlantılı olduğu öne sürülen İran ve Türk vatandaşlarının başında İran ordusundayken Türkiye'ye kaçıp Denizli'de yaşamaya başlayan Albay Yakup Hafız geliyordu. Yalova'dan Zonguldak'a kadar Türkiye'ye kaçmış başka isimler de vardı. Casusluk A, Bay Sağlam isimli güvenlik şirketi görüntüsünde İhsan Sağlam ve İran vatandaşı Murteza Sultan Sanjari tarafından işletiliyordu. Ancak İsrail hükümetinin Türkiye'ye seyahat uyarısı bir başka gelişmeden kısa süre sonra yapılmıştı. İsrail, İran'da vurmaya başladı. İran devrim muhafızlarının dış operasyonlar birimi Kudüs gücünde görevli albay Hasan Seyit Hudayi 22 Mayıs'ta Tahran'da evinin önünde motosikletli iki saldırgan tarafından başından vurularak öldürülmüştü. New York Times gazetesi 25 Mayıs'tan İsrail yetkililerinin ABD'ye cinayetin kendi işleri olduğunu söylediğini öne sürdü. Bu haberin sızması İsrail'i öfkelendirdi. İsrail'in hedef listesindeki bir başka isim, İran nükleer programı yöneticilerinden Tuğgeneral General Muhsin Fahirzade de 27 Kasım 2020'de Tahran yakınlarında öldürülmüştü. Sürekli koruma ordusu ve zırhlı araçla gezen Fahirzade, eşiyle zırhsız özel aracına bindiği gün yakınlardaki bir pikap üzerine gizlenmiş ve yüz tanımalı yapay zeka programıyla uydudan tetiklenen makineli tüfek ateşiyle öldürülmüştü. Fahirzade'nin yüzüne 13 mermi isabet ederken yanında oturan eşinin burnu kanamamıştı. Hudayi, Fahirzade'den sonra İsrail'in casus ağı tarafından İran'da öldürülen en önemli isimdi. İran 20 Temmuz 2020'de CIA ve Mossad hesabına çalışmaktan suçlu bulunan Mahmut Musevi Mecdin idam edildiğini duyurdu. Buna göre casus, Irak ve Suriye operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Tuğ General Kasım Süleymani'nin yerini ihbar etmiş, ABD uçakları da bu istihbarat üzerine Kara Şövalye lakaplı Süleymani'yi 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda vurmuştu. Türkiye'de saldırılara devam. İran İsrail'e casus savaşlarında zayıflıyor. Hudayi suikastı kendi casus şeflerini kendi başkentinde koruyamadığını gösterdi. Buna karşın İran istihbaratının Türkiye'deki faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor. Az önce söz ettiğimiz İstanbul'da ortaya çıkarılan İran casus ağı bunun kanıtı. 1980'lerin sonu 90'ların başında Türkiye'deki bir dizi suikast ve suikast girişiminin altında İran istihbaratıyla bağlantılı gruplar olduğu biliniyordu. Hatta 24 Ocak 1993'te Ankara'da öldürülen gazeteci Uğur Mumcu cinayetinde İran'ın rolü bugün dahi tam olarak bilinmiyor. Son dönemdeki eylemlere bir örnek Suriye Savaşı'na katılmamak için Türkiye'ye sığınan İranlı helikopter pilotu Mehdi Adarbaşı'nın Van'dan İran'a geri kaçırılmasının MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla 24 Eylül 2021'de engellenmesiydi. Bir başka örnek, Türkiye'ye kaçıp yerleşen İran siber casusluk programının prensi sayılan Mesut Mulavi Merdanyani'nin 14 Kasım 2019'da Şişli Esentepe'de yürürken 11 kurşunla vurulup öldürülmesiydi. İstanbul polisi cinayete karışanların yakalandığını daha önce CIA başkanlığı da yapmış olan dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir gün sonra 27 Kasım'da duyurmuştu. İstanbul'dan Farsça yayın yapan Gem TV'nin sahibi İranlı Said Kerimian 30 Nisan 2017'de Maslak'ta aracının önünü kesen çarşaflı kadın kılığında saldırganlarca öldürülmüştü. İsrail'li turistler kolay hedef mi? Son gerilimin başka boyutları da var. Türkiye'nin İsrail'le yumuşama siyasetine geçmesinin ilk işaretleri turizm alanında alınmıştı. Bu etkiyle sadece İsrail'den değil, ABD, Kanada, kendisi de turizm ülkesi olan İspanya gibi daha önce fazla turist gelmeyen ülkelerden de turist gelmeye başlamıştı. Özellikle İstanbul otelleri yıllardan sonra Arap ve İranlıların yanı sıra İsrailli turistlerle dolmaya başlamıştı. Birkaç hafta önce bu durumdan memnuniyetini ifade eden İstanbul'un önemli 5 yıldızlı otellerinden birisinin yöneticisi isminin saklı tutulması kaydıyla işler bıçakla kesilir gibi düştü dedi. Çavuşoğlu'nun seçim bölgesi olan Akdeniz Turizm Merkezi Antalya ise Rus ve Alman turistler ayakta tutmaya devam ediyor. Bu gelişmenin Çavuşoğlu'nun İsrail ziyareti ardından gündeme gelmesi de dikkat çekici. İran gibi Yunanistan da Türkiye-İsrail yakınlaşmasından rahatsız. Zaten Çavuşoğlu ziyareti ardından İsrail dışişleri sözcüsü Lior Hayat'ın İsrail'e giden bir grup Türk gazeteciye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümetiyle ilişkileri geliştirmenin Yunanistan ve Kıbrıs Rum hükümetleriyle işbirliklerini olumsuz etkilemeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor. Zamanlama dikkat çekici. Çavuşoğlu ziyaretinin hemen arkasından ve tam da Lair'in İstanbul'dan ayrılın dediği günlerde hayatın Türkiye ile karşılıklı büyük elçi ataması için acele etmediklerini söyleyip, sözü Türkiye'nin Hamas'la ilişkilerine getirmiş olması da dikkat çekiyordu. İşte bu koşullar altında Türkiye'de MIT ve iç işlerinin terör saldırılarını önlediği haberlerini Türk makamlarından değil İsrail kaynaklarından alabiliyoruz. Her başarısını en kısa sürede duyuran Türk güvenlik sisteminin bu ketumluğu size de tuhaf gelmiyor mu?